Gerginliği azaltma bölgesi ilan edilen İdlib'de insani dram her geçen gün daha da ağırlaşmaktadır. Mutabakattan bu yana bölgeye yönelik gerçekleştirilen saldırılarda 1800'ün üzerinde sivil yaşamını yitirmiş, hastane gibi sivil hizmet merkezleri bilinçli olarak hedef alınmıştır. İç göç ile birlikte nüfusu yaklaşık 4 milyona yaklaşan bölgede saldırı ve çatışmalar sebebiyle Ocak ayından bu yana yaklaşık 1 milyon 677 bin sivil Türkiye'nin sınırına göç etmek zorunda kalmıştır. Çatışma bölgelerinde sıkışan, göç etmeleri engellenen siviller için uluslararası kuruluşların harekete geçmesi, ivedilikle ateşkesin sağlanması gerekmektedir. Siyasi müzakere umudunun yitirilmek üzere olduğu ülkede sivillerin güvenliği sağlanmalı, sivil yerleşim yerleri ve sağlık kurumlarını hedef alarak savaş suçu işleyenler yargılanmalıdır. Aynı zamanda çatışma bölgelerinden kaçarak sınıra sığınan ve zorluklu şartlarıyla mücadele eden siviller için uluslararası yardım kuruluşları harekete geçmeli, sivillerin yaşamsal ihtiyaçları tedarik edilmelidir. Aksi takdirde soğuk, salgın hastalık ve yetersiz gıda insani felaketlerin yaşanmasını kaçınılmaz hale getirecektir. Netanyahu'nun Türkiye ile diplomatik gerginlik yaşanmasına karşın bunun ticari ilişkilere yansımadığı ve aksine diplomatik gerilim sürecinde ticari ilişkilerin daha da arttığına ilişkin açıklaması bir gerçekliği ortaya koymaktadır. 2010 yılında Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisi baskını ile ilişkiler bozulmuş, Türkiye tarafından işgal rejimine bir dizi bürokratik yaptırım uygulanmıştı. Ancak anlamsız bir şekilde 2016 yılında varılan anlaşma neticesinde Türkiye yargılama hakkından vazgeçerek işgal rejiminin katliamını aklamıştır. Türkiye, işgal rejiminin saldırılarına ve 100 yılın anlaşmasına yönelik bazı diplomatik tepkiler verse de ticari ilişkiler artarak devam etmektedir. 2010 yılından bu yana Türkiye ve işgal rejimi arasındaki ticaret %109 oranda artmış, 2014 yılında 2 milyar olan ticaret hacmi 2018'de 6 milyar dolar düzeyine ulaşmıştır. Bu rakamlar tepkilerin göstermelik ve kamuoyunu tatmin amacıyla gerçekleştirildiğini ortaya koymaktadır. Caydırıcılık içermeyen sözlü tepkiler işgal rejiminin ihlallerini sonlandırmayacak ve yayılmacı politikası devam edecektir. Barış anlaşması olarak lanse edilen ihanet planı, İslam ülkelerinin yöneticilerinin tavırlarından alınan cüretin neticesinde ilan edilebilmiştir. Türkiye başta olmak üzere tüm İslam ülkeleri işgal rejimiyle diplomatik ilişkilerin yanı sıra ekonomik ilişkilerini de sonlandırmalı ve terör devletini tanımaktan vazgeçmelidir. Müslüman kamuoyunun bu doğrultuda İslam ülkeleri yöneticilerine baskı uygulaması, ihanet planının yürürlüğe konulmasının da önüne geçecektir. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah el-Burhan ve işgal rejimi Başbakanı Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin organize etmesiyle Uganda'da bir görüşme gerçekleştirdi. 100 yılın ihanet anlaşmasının ilanından önce bölge ülkeleri ile normalleşme diplomasisi yürüten işgal rejimi, Afrika ülkeleri ile de benzer bir diplomasi yürütmekte, siyasi ve ekonomik gücünü artırmaya çalışmaktadır. Birleşik Arap Emirlikleri ile yakın ilişkilere sahip olan rejim, Sudan'da gerçekleşen askeri darbe sürecini de Mısır'da olduğu gibi yönetmeye çalışmakta ve halk devrimlerini işbirlikçi yönetimlerin desteğiyle çalmaya çalışmaktadır. Bu görüşmeye yönelik kamuoyu tepkisi, işgal rejiminin Sudan siyasetine illegal müdahalesini göstermesi açısından önemlidir. Suriye, Lübnan ve Irak'ta askeri operasyonlar gerçekleştiren ve siyasi süreci lehine çevirmeyi amaçlayan işgal rejiminin cüretkarlığı, İslam ülkelerinin sessizliğinden kaynaklanmaktadır. 100 yılın ihanet planının bölge ülkelerinin işbirliğiyle yürürlüğe konulması halinde, işgal rejiminin bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden faaliyetleri artarak devam edecektir. Bu nedenle Filistin direniş gruplarının tüm ihtilafları öteleyerek bir araya gelmeleri kaçınılmazdır. Bölge ülkelerinin ise işgal rejimiyle normalleşme adımlarını süratle sona erdirerek yayılmacılık politikasını durduracak adımları atması önemlidir. Bu doğrultuda Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi kurumların öncü olarak aktif çalışma yürütmesi gerekir. İslam ülkeleri ihtilaflarını öteleyebilirse bu durum İslam dünyasının en temel meselesi olan Filistin sorununa odaklanabilmenin de önünü açacaktır.